Evet Grace, Amsterdam'da buluştuk. Amsterdam sana ne ifade ediyor? Amsterdam bana aşk ifade ediyor, biliyorsun. Aşkla geldim. 8 aydır burada yaşıyorum. Sen de ziyarete geldin. Çok güzel oldu. Dedim ya, benim için sadece aşk Amsterdam. Daha önce sevmediğim bir şehirdi ama şu an aşığım. Bence her şey çok güzel ve burada yaşamak istiyorum. Böyle devam edecek hayatım. Burada çok Türk var mı? Fazlasıyla var. Yani toplamda burada 2 milyon, yani Hollanda'da 2 milyon var diyebiliyorum. Burada yaşamak için ne yapmak lazım? İş bulman lazım. İş bulman için ne istiyorlar? Dil önemli miymiş? Tabii ki önemli. Ama burada daha çok önemlisi iş buluyor. Yani yazılımcı çok önemli burada. Yazılımcı yoksa iş bulamaz. Hoş geldin öncelikle Amsterdam'a. Merhaba, Amsterdam'a geldim. Ve yeni bir video çekmek için artık karar vermiştim. Malta nereye kadar? Hatta son videomuzda hatırlıyor musun? Grace son videoda Malta'da gezecek yer kalmadı demişti. Evet. Sonra ülkeyi terk etti. Video yapamamıştık. Aynen. Videonun devamını Amsterdam'da yapıyoruz. Kesinlikle. Bakalım Amsterdam'da nerelere gideceğim. Dön 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 dön. Bunu ben internette okudum, şeymiş, internette bir videoda anlatıyor. Bu resimdeki şeyi canlandırmışlar, heykelini yapmışlar. Bunun resmi varmış yani. Aynen, bu ressamın yaptığı resmin 3 boyutlu gösterimi gibi bir şeymiş bu heykeller. Teşekkür ederiz, bilgi için. Şimdi size en güzel kanallara götüreceğiz. Şimdi kanallara gidiyoruz. Tarafları gördüğünüz üzere bu en güzel kanallardan biri. Şöyle alırsan ve zaten evlere lütfen odaklanmamayı istiyorum. Gerçekten yarın da çekeriz. Aynen, bu gece hali. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bisiklet. Ben ama burada bisiklet sürmeye korkarım çünkü aniden sizi ezebiliyorlarmış. Bunu çok duydum çünkü ayrılmış kırmızı şeritler var. Ama her yer bisiklet olduğu için aniden çarpabilirler. Bir de bu özel kuralları var. El falan kaldırıyorlar böyle, sanki araba sürüyor gibi. Ben Berlin'e gitmiştim, orada da bisiklet dolu diyordum ama Amsterdam sadece bisiklet. Hani bir geldim buraya böyle, sadece bisiklet, insanlar koşturuyor falan. Bayağı bir kafam karıştı. Hani daha bu şehri çözemedim. İnsanlar Amsterdam'ı niye seviyor anlayamadım. Onu çözmeye geldim. Çünkü buraya gelmeden önce herkes çok büyülü bir yer, oraya taşınmam lazım falan diyordu. Neymiş bu Amsterdam'ın sırrını? Şimdi çözüyoruz. Red Light'a gidiyoruz. Merhabalar, şimdi Grace beni Red Light District'e getirdi. Burası da küçük bir sokak ama çok popüler. Niye? Burada işte neler var neler yok biliyorsunuz. Bunlar çok konuşuluyor. Tam içeri girip o vitrindeki bayanları falan çekemiyormuşuz. Bu yasak. Polise yakalanma niyetimiz yok. O yüzden size böyle dış görünüş ve gözlemlerimi aktaracağım. Belki kızarlar, kapayım. Şimdi ilerliyoruz. Anladın sen. Red Light'tayız. Dikkat ediyorum, aşağı düşmeyeyim. Burada neler var neler? Erotik müzeler. Çıplaklık sergileri. Amsterdam'da da hayat kadınları müzesini yapmışlar. Kendini sergileyen vitrinde bayanlar. Onları çekemediğimiz için anlatıyorum sizlere, yaşamış kadar olduğumuz. Aslında anlattıkları gibi değil, gayet estetik biçimde. Hani sanki film gibi öyle vitrinde duruyorlar yani. Öyle çok ahım ooo denecek bir şey yok. Küçücük bir sokak zaten, hani abarttıkları gibi değil, minicik bir sokak. Ama çok kalabalık, turistler tarafından bayağı ilgi çekiyor. Hava nasıl? Hava da şansıma bugün yağmur bile yok.
Şubat'ın 10'undayım, yağmur yok. Şanslıyım, video yapabiliyorum. Amsterdam'a Mayıs'ta bile gitsen yağmuru da görebilirsin. Bakalım neler olacak. İlk günümde Ways of Grace bana rehberlik etti. Malta'daki arkadaşımdan Amsterdam tavsiyeleri aldık. Malta'dan Red Light'a uzanan yolculuğumuz. Kim bilir ki senin video arkadaşın Amsterdam'a taşınsın, sonra sen Amsterdam'a. Aynen, Malta'daki videoları bitirme sebebimiz bu oldu. Evet. Artık Red Light'ta Amsterdam'da geziyoruz videolarıyla, evet, devam edeceğiz. Ben ara ara gelirim 3 ayda bir, biz de değişik yerlere gideriz. Kesinlikle böyle. Kesinlikle, bir yere gideriz. Aynen, Malta'nın modası geçti. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Gel buraya. Evet, millet Red Light'a niye geliyor? Ceren ördekleri seviyor. Bu ne masumiyet? Çünkü ördek alacağım eve. Eve ördek mi alıyorsun? Kedi almam. Millet ördek, köpek, kedi alır. Çok tatlı, baksana. Evde takılacağız biz bunlarla. Burası güzel. İşte ancak böyle çekilecek. Kebapçı da var. Benden sana söylemesi. Malta'daki gibi kötü mü burada da kebaplar? Evet, kesinlikle. Demek ki hiçbir yerde, Türkiye'den başka yerde kebap yenmez. Aynen, Türkiye'ye gidelim, hadi. Burası tuvaletler bayağı sıçratmışlar, çok kötü. Of, geceden kalanlar için tuvalet hizmeti varmış. İyi, bu da aklında bulunsun. Aynen, aynen. İlerliyoruz. Yağmur başladı bu arada. Ganifale Royal diye bir mekana geldik. Rezervasyonsuz gelince ancak burger söyleyebiliyorsunuz. Bir de benim dikkatimi çeken şey şuradaki süsler oldu. Böyle bebekleri sakmışlar falan. Hani bu tarz ciddi bir yemek mekanı için biraz korkutucu bir dekor yapmışlar. Bir enteresan yani, ne amaçları var onu çözemediğim için şurayı çekmek istedim yani. Bu bebekler ne iş? İbrahim Tatlıses, you know. Tatlıses açacak şimdi. I love this song. This one is really... Uy uy. Song. Yeah. How do you know, yeah? Where are you from? All the Moroccans, they sing it in the... You are Morocco? Ah, Morocco. Hey, Morocco! Brothers. Türkiye. Where are you from? Morocco, my friend, Morocco. Türkiye, Morocco, we're brothers. Here in Amsterdam.